Tamam. Duramıyor, duramıyor. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Güle güle Ali Beyciğim. Görüşürüz. Güle güle canım benim. Allah'a emanet. Üzümle babayı gönderdik. Şuna bakın. Şuna bakın. Çok yaramaz bu. Kapat kapıyı, kapat. Kapıyı kapat hadi. Heh, kapat. Yaramaz. Yaramaz üzüm. Seni yaramaz, seni yaramaz. Ne oldu üzüm? Ne istiyorsun annem? Hı? Ne istiyorsun bebeğim? Ne istiyorsun? Oyun oynatayım istiyorsun değil mi? Oyun oynatayım istiyorsun değil mi? Çok yaramazsın değil mi? Gel. Gel hadi. Şöyle salonumuzda halımızın üstünde güzel güzel oynayalım bakalım. Arkadaşlarım bir güne daha başladık. Hem de üzümle başladık. Gördüğünüz gibi Ali Bey'i göreve uğurladım. Saat kaç? Saat 9'a çeyrek var bacılarım. Evet. Hemen videomun ayarlamalarını yapayım. Sizlerle buluşayım bakalım. Gel tırmalama tahtanla oynayalım. Gel. Gel hadi bununla oynamayı da seviyorum. Tekrardan herkese merhaba hepiniz. Yeni videomuza, yeni günümüze hoş geldiniz arkadaşlarım. Ali Bey'i gönderdikten sonra hemen banyoya koştum. Bütün çamaşırları ayırdım arkadaşlar. Şu an banyo kirli çamaşır sergisi gibi. Birazı yerde, birazı makinede, birazı kirli sepetimde. Şöyle bir alt üst ettim kirli sepetini arkadaşlar. Çünkü kirli sepetim doldu taşıyor. Günlerdir de yağmur yağıyor diye ben bir türlü çamaşırları yıkamak istemedim. Çünkü bu sefer ipten topluyorsun, içeri alıyorsun, dışarı asıyorsun. Beni bayağı bir bunaltıyor o durumda. O yüzden makineyi falan çalıştırmak istemedim. Beklettim yani. Kirli sepeti de doldu taştı. Dedim artık bugün başlayayım. Hava böyle güzel gibi görünüyor. Yani tam böyle canlı bir hava yok ama yine parçalı bulutlu ama yine de hani kurur diye umut ederekten artık kaçacak yerim kalmadığından dedim makineyi çalıştırayım. İlk olarak kazakları çalıştırdım arkadaşlar. Kısa yıkama yaptım. Böyle yarım saat falan yıkıyorum. Kazaklı yani kazaklar böyle yünlü falan olduğu için çok daha çabuk kuruyor bacılar. Böyle nevresim gibi ya da sivit gibi olmuyor. Hani penye olmadığı için. Onları çalıştırdım. Arkasından ya siyahlılar atacağım ya renklileri atacağım. Kirli sepetinde çünkü nevresimim de var. Belki nevresimleri de değiştiririm. Bilmiyorum. Bakalım. Dedim hemen Ali'yi gönderdikten sonra makine işlerini, çamaşır işlerini hallet. Sonrasında çayını demle. Ondan sonra güne koşturmacaya başlarsın yeriz dedim. Şimdi çayımı demlediysem hemen üstümü değiştirmeye gidiyorum. Pijamalarla geldim karşınıza ama. Hemen şu pijamalardan, uyku modundan bir çıkalım, kurtulalım ve günümüzün işine gücüne başlayalım bacılarım. Başımı değiştirdikten sonra hemen mutfağa geldim. Tezgahımı kahvaltı hazırlamaya hazır bir duruma getirdim arkadaşlarım. Dün akşam elimde yıkamam gereken bulaşıklarımı kaldırdım. Şöyle mutfak toplu kalınca çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi yumurta haşlama makinemizde hemen güzel bir yumurta haşlayalım. Cansucum da kalktı. Şöyle kahvaltımızı yapalım. Suyunu ayarlamıştım arkadaşlar. İki tane yumurta için suyumu ayarladım. Şöyle deliğini de açalım ve pişmeye bırakalım. Hemen bu arada sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum bacılarım. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz, hala abone değilseniz ve abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Buralar sizlerle güzel. Her zaman söylüyorum bunu. Yani siz olmasanız ben de olmam burada. Bacılarım ne yalan söyleyeyim. Sizlerden gelen o güzel yorumlar benim için en büyük motivasyon kaynağı, en büyük enerji diyebilirim. Şöyle yumurtamız haşlanırken ben de hemen kahvaltı tabaklarımızı hazırlayayım bacılarım. Renkleri çıkardım. İçinde işte kazaklar, gömlekler. Kısa yıkama yaptım böyle 30 dakika kadar. Hemen şuraya da siyahlılarımı attım makineye. Yıkasın bakalım, çalışsın bir güzel. Ondan sonra siyahlılar bitene kadar herhalde bunlar kurur asabilirsem tabii. Ama öncesinde kahvaltı yapmak istiyorum çünkü saat hızla ilerliyor ve
ilacımı içmem lazım. Şöyle geçen gün almış olduğum taze yufkamı çıkarıyorum arkadaşlarım. Bafladan almıştım biliyorsunuz, taze yufkacıdan. Her seferinde böyle alıyorum, tarif çekerim, tarif yaparım, sizlerle bir şeyler paylaşırım diye. Ama bir türlü fırsat olmuyor bacılarım. Evin işini gücünü halledip de tarife sıra gelmiyor gibi oluyor. Şimdi gözleme yapacağım bacılarım. Geçen de Arzucum böyle yağlayarak yaptırdı bana. Şöyle yağını gezdireyim. Fırçamla da sürüyorum. Çok fazla yağlamayacağım. Bu yeterli olacaktır zaten bir taneyi. Yumurtam da haşlandı bu arada. Çay demini çoktan aldı. O zaman hemen gözlememizi de yapalım. Karnımızı afiyetle doyuralım. Boş yapacağım. Evde zaten öyle fazla bir peynirim de yok açıkçası. Şöyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırladım. Anne kız kahvaltısı olsun arkadaşlarım. Cansucumla beraber kahvaltımızı yaparız. Çaylarımızı doldurdum. Zeytinimiz, peynirimiz, yumurtamız, gözlememiz, domates, salatalık. Allah bin bereket versin. Daha ne olsun? Rabbim olmayanlara da versin. Bize afiyet olsun arkadaşlarım. Kahvaltı sofrasında izleyen arkadaşlar varsa sizlere de afiyet olsun. Rabbim evlerimizden bereketi, sağlığı, neşeyi, huzuru eksik etmesin. Günden güne artırsın inşallah, aratmasın. Bizlere afiyet olsun. Kahvaltı yapıldı. Israrla Cevriye ablam arıyor. Ona gidiyorum. Arkadaşlar. Ben tam çayları koyduğum zaman Cevriye ablam aradı. Ne yapıyorsun? Gel kahve içelim diye dedim. Sen gel kahvaltı yapıyoruz. Yok dedi. Ben gelemem. Sen o zaman kahvaltıdan sonra gel dedi. Şimdi ona geldim. Şöyle Gülay ablam da burada arkadaşlar. Hemen kahvelerin başına geçtim ben. Sonrasında çekmiyorum sizi, çekmiyorum bir ayağım. Ya bir şey, arkadaşlar soruyorlar. Hep komşularına gidiyorsun, göremiyoruz kimse diyorlar. Ya görünmek istemeyen arkadaşlarımı, komşularımı nasıl göstereyim? Biz de sahip olmuyoruz evde, tamam mı? Onu özellikle Cevriye ablayı. Efendim canım, burada kavga ediyoruz onlar. Kim o? Bak bak diye bizim günümüz. Hemen kahveleri yapacağım, sonrasında balkona geçeceğiz, oturacağız. Kim kızım? Arkadaş. Cevriye abla demiş ki Yeliz'i takip edin, komşumu takip edin demiş. Alıp takipçi topluyorum arkadaşlar böyle. İnşallah severek izlerler. Instagram'dan mı? Gerçi senin Instagram'ın yok. YouTube'dan. Kız kahve ne oldu? Vallahi kahve yalnız daha. Son kahveyi yaptım. Getirirdim benden Cevriye abla, ne olacak? Yok, benden getirirdim. Allah razı olsun. Her tarafı. Sağımdan solumdan. Kimden olsun? Ay. O gün bir oturuyoruz, çay içiyoruz, sen poğaçayı alalım ya. Şöyle. Arıyor da poğaçayı, hani bana benim var. Tamam, çay içiyoruz, bitme güzelim. Komşuna nasıl derken de? Aa bak dedim, yeter ki. Aa bak dedim, şimdi de sosyal yardım geldi. Bakalım içinden ne çıkacak. Sen dedin ya, o boşver de telefon çaldı, barıştı. Komşularına, komşularına değil canım. Ben ne çıkacağım? Cevriye ablaya kahveye gidince gördüğünüz gibi yıkamış olduğum kazaklarım kaldı. Siyahlılarım bitti. Caner'cim geldi. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Gelir gelmez hemen balkonu bir düzenledim. Ondan sonra Ayşe'nin böyle şeyleri vardı. Çöpleri falan vardı. Onları bir toparladım. Balkonu süpürdüm arkadaşlar. Şimdi demirini falan sileceğim. İpini sileceğim. Şu görmüş olduğunuz yıkanan kazaklarımı koltuğa dökeceğim. Makinede biten siyahlılarımı hemen ipe asacağım. Şunları da, şu kazakları da muhtemelen kurutmalığa asacağım. İp değer kalmazsa diye planladım. O zaman hemen halledeyim. Yeliz bacınız koşturmaya devam etsin. Şöyle dökelim bakalım. Vallahi asabilseydim çoktan kurumuştu. İnanın kurumuştu ama artık
Yapacak bir şey yok. Komşumu kıramazdım. Kıramıyorum kimseyi biliyorsunuz. Efendim oğlum. Ne oldu kızım? Ne oldu? Kedi sesi mi duydun? Ha? Kedi sesi mi duydun? Ben çamaşır asarken bir yakışıklı göründü arkadaşlar. Bir yakışıklı göründü. Neredesin? Orada mısın anne? Gel. Gel bebeğim. Hemen veriyorum bunu. Mamasını vereyim. Tamam. Tamam anne. Şöyle. Mama kabında var ya geveze. Gel. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Ayşe. Gelmek istiyor. Oğlum var ya mama kabında. Hadi ye. Gel. Hadi. Ye anneciğim, mama kabında var. Ne oldu kızım? Ne oldu ay? Geveze mi gelmiş Ayşem? Geveze mi gelmiş annem? Ha? Geveze mi gelmiş kızım? Kedilere kötü davranmak yok. Yok, kötü davranmak yok. Geçemiyor oradan arkadaşlar. Zor geçiyor. Bakın şu sevinci. Bakın şu sevinci. Anne, anne. Dur yavrum. Geri mi gidiyorsun? Karar ver. Karar ver. Burada da temizlik bezlerimiz. Kızım benim. Tamam, çamaşır asalım o zaman kızım. Hadi asalım çamaşırımızı. Tamam. Yukarıya çektim arkadaşlar. Birazını yedi geveze. Şimdi şöyle. Tamam annem geliyor. Hadi. Ye çocuğum. Tamam. Hadi orada yatayım. Yesin bakalım. Ayşe şunun da maması bitmiş. Cansu şu mala taze fasulye vermiş. Ye kızım hadi yiyeceksin. Az önce geldi suyunu içti. Şimdi azıcık da mamadan verdim bakalım. Yerse. Ya annem. Ya kızım, aferin kızım. Yatışını yerim senin yatışını. Ayşe. Senin o kıtır kıtır yemeğini severim. Yavrum. Sen karnı doyur, ben de işimi yapayım. Arkadaşlar bakın şöyle kapı çaldı. Kargo geldi. Yürüteç var burada. Hayır lokum. Hayır, nereye gidiyorsun? Hayır. Geç bakayım. Mama poşeti o da. Hemen şöyle içeriye alalım bir bakalım. Çamaşırı da hallettim. Çamaşırım kururken hemen şöyle güzel bir tarif yapmak istiyorum arkadaşlar. Hem yemek kanalıma çekmiş oldum. Hem de çocuklarıma da uzun zamandır böyle poğaça türü bir şey yapamamıştım. Hem de çocuklarımdan nasiplenmiş olur. Yarın okula giderken götürürler. Ali Beyciğim kahvaltı yaparken yer. Yeter ki olsun, evde yeniyor, seviliyor arkadaşlar. Valla sırf böyle hamur işi yapacağım diye fırınımı göndermedim. Ali Beyciğim götürelim götürelim diyor. Dedim yok, götürmeyelim. Lazım bana fırınım. Hani ocağı falan götürmek istiyor. Belki de bu hafta sonu götürürüz, bilmiyorum. Şöyle tereyağını kesiyorum. Bir çay bardağı eritilmiş tereyağı lazım arkadaşlar. O yüzden ocağa koyacağım ve erimeye bırakacağım. Yeterli olur mu bilmiyorum ama. Neyse, ben hemen diğer malzemelerimi de ayarlayayım. Sonrasında güzel bir poğaça çıkaralım ortaya. Kıyır kıyır çok lezzetli bir poğaça olacak. Şekliyle çok güzel olacak.
Arkadaşlarım şöyle çok güzel, çok değişik, kıyır bir poğaça yaptım. Hemen fırına süreceğim şimdi. Fırınım ısındı. O zaman hadi sürelim. Bir güzel pişsinler bakalım. Bacılarım poğaçayı fırına sürdüm çok şükür. Tarif çekmek hem çok zevkli hem de çok oyalayıcı oluyor. Kamerayı öyle ayarla, böyle ayarla falan. Çok şükür şöyle güzel bir poğaça sürdüm fırına. Şimdi hemen yemeğe geçeceğim ama azıcık oturayım dedim. Saat 5, Ali Beyciğim birazdan gelir. Dün akşam çorba sordu bana. Çorba var mı evde dedi. Dedim çorba yok kocacığım, fırın makarna var. Temizlik yaptım falan dedim. Dolapta da birazcık türlüm vardı. Türlü var ama dedim, biraz böyle hani sulu bir şey istiyorsan illa dedim. Tamam, türlüyü ısıtır mısın dedi. Türlü yemişti işte. Şimdi bir mercimek çorbası yapasım var arkadaşlar. Bir çorba yapayım. Ondan sonra dolmalık biberim var ama pirincim az. Biber dolması da yapsam güzel olur. Pazar vardı bugün, pazara gitsem de güzel olurdu ama durun bakalım. Yapacağım, halledeceğim arkadaşlarım. Hemen şimdi mutfağa gideyim. Azıcık dinlendikten sonra mutfağa gideyim. Sonra yemeğimi halletmeye başlayayım hemen. Şey de var tabii. Şimdi bulaşık makinesini de doldurmam lazım. Çıkarmış olduğum işte o tuzu, şekeri, bilmem neyi, malzemeyi, kullandığım malzemeleri koyduğum kap kaçak da makineye doldurulacak arkadaşlar. Böyle tarif çekerken ekstradan bulaşık çıkıyor gibi oluyor. Olsun bakalım. Hiç önemli değil. Yapıyorum, ben severek yapıyorum. Yeliz'in tarifleri arkadaşlar. Aslında Yeliz'in mutfağı yapacaktım ben onu da. Sorayım size. Yeliz'in mutfağı mı daha güzel? Yeliz'in tarifleri mi daha güzel? Böyle kanal ismi. Onu da sormuş olayım. Yeliz'in tarifleri yemek kanalıma hepinizi beklerim arkadaşlar. Gerçekten buradan oraya gelip destek olan çok candan arkadaşlarım var. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Her zaman söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buralara gelmişim. İyi ki de sizlere denk gelmişim. O anlamda gerçekten çok mutluyum. Haydi o zaman azıcık dinleneyim, ondan sonra işime gücüme devam edeyim. Ya dinlendim arkadaşlar. Hemen koştum geldim mutfağa, bulaşık makinesine girmesi gerekenleri attım. Çalıştırmadım şimdi ses yapmasın diye. Biberlerimi de çıkardım dolaptan. Bir dedim yarısını mı yapsam acaba dedim. Çünkü biberler bayağı büyük. Alırlarken sormuşlardı bana hatta. Anne biber bayağı büyük, hani babam alsın mı almasın mı falan diye. Cansu'yla beraber almışlardı. Ben de alsın demiştim hani. Ama bayağı büyükmüş. Dedim yarısını mı yapsam acaba. Sonra pirincimin çok büyüdüğünü, şiştiğini hatırladım arkadaşlar. En son aldığım pirinç ithal pirinç, biliyorsunuz. Yani izleyen arkadaşlar. Ben hiç ithal pirinç almazdım. Yayla, markası Yayla. Böyle basmati pirinci gibi arkadaşlar. Yani böyle çok fazla lezzeti de yok. Ben hani çok böyle şey yapmadım ama Cansucuğum çok beğendi. Anne çok güzel oluyor dedi. Ve pilavı gerçekten tane tane oluyor arkadaşlar. O kadar böyle güzel tane tane ayrılıyor ki. Dedim ondan şey yaparım. Biraz da bulgur eklerim içine, yetmezse dedim. Hemen dolmayı ocağa koyacağım. Ondan sonra çorbayı koyacağım. Şöyle bir güzel dolmam pişsin. Çorba yaparım, salata yaparım. Yeter Allah'ın izniyle. Bir de yoğurt yaparız yanına, sarımsaklı yoğurt. Mis gibi olur. Hemen yapayım, halledeyim arkadaşlar. Ali Beyciğim aç gelirse, bilmiyorum aç mı gelecek, tok mu gelecek. Ruh sinire gidecekti bugün ama. Bakalım, o aç gelmezse Cansucuğum aç gelir. Evde yemek olsun. O zaman bana kolay gelsin bacılarım. Kolay gelsin. Sizler ne yemeği yaptınız onu da sorayım. Ne yemeğiniz vardı bugün? Erken. Ali mi geldi acaba? Cansu olabilir. Saat tam 5.30. Hemen bakayım.
arkadaşlarım. Ay. Yemekler ocağa koyuldu bacılarım. Şöyle sizinle güzel bir şekilde. Üzüm gel, sensiz olmaz annem, gel. Gel çocuğum, gel. Sizin de şimdi avize. Açmayayım. Avize açacağız. Açmayayım mı? Kutuya gitsin o, açıp yapacak. Böyle mi gitsin? Bakacak bir sıkıntısı var mı diye sana. Sıkıntısını azalmayacak. Tabii kurulmayı camlayamayız ki. Hayır, camı kırık çıkar, bir şey olur. Ha. Yani. Gelin hadi, kargo açıyoruz. Kutusuna koyarız, hadi şey, kamyonla gidecek değil ya. Evet. Dikkat biz götürürüz bunu. Ben bir taşıdık arabayla ya. Ya taşıdık ama. Kutuları mı götürecek adam varsa? Ya elektrikçi gelip takmayacak mı avizeleri Ayla? Eşya gittikten sonra mı elektrikçiyi çağıracağım da şey yapacak? Neyse arkadaşlar, fal çatamı da buldum evi toplama işine. Şöyle. Üzüm yanında değil. Hadi. Üzüm gelsene. Gel annem, gel. Şöyle bir açalım bakalım bacılarım. Evet, üzümle açıyoruz her zaman olduğu gibi. Neyi? Üzüm dur. Dur çocuğum. Bir in oradan bakalım. İn bakalım. Dur. Arkadaşlar. Çok küçük. Bu ana gövdesi. Kavga yok, kavga yok. Hayır, tam tersi. Hayır, şeye baktım ben. Şöyle işte. Hayır. Şöyle. Hep parça parça. Bunu açmayalım burada bence. Sen bilirsin. Ha, Aylin ne dersin? Ben dedim ki Cemil, daha çok ne durur? Falan 9 adet kristal. Evet. Kaç adet? 9. Bunu böyle saramayın. Tam turist kristal. Her biri baksana parça parça. Şöyle arkadaşlar. Bunu vallahi artık kurulumu yapıldığı zaman sizlere gösterebileceğim. Rengi aynı değil mi? Hı hı. Çok kısa. Yani bu diğer kolu bu da. Ucu nasıl yapıyoruz? Şimdi açalım bir ucu nasıl? Nasıl ucu? Avizesi arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Neyse topluyorum o zaman Ayla. Dediğin gibi yapalım. Bir an önce ama şey yapmak lazım. Kaç gün bulunacağım geri iade şeyi? 10 gün. Yani bu dolaptan aldığımız sürü hafta oluyor. Ben firmadan alayım. Arkadaşlar, avizeyi olduğu gibi paketledim, gördünüz. Şimdi geldim mutfağıma, mercimek çorbama bir bakayım dedim. Açtım düdüklünün kapağını arkadaşlar, şöyle bir blenderdan geçireceğim. Sadece mercimek ve su var arkadaşlar içinde. Baharat yakacağım böyle, tereyağı falan. Burada da böyle
biber dolman, elim yandı. Hemen el bezi aldım geldim arkadaşlarım. Burada da biber dolman pişti. Suyunu da bir güzel çekti. Üstünün yağını da gezdirdim. Yemeklerim hazır sayılır. Cansucum da Ayşe'nin yürüteçini takmaya gitti arkadaşlar. Ayşe'ye bugün yürüteç geldi. Göstermiştim size de. Evet. Telaştan onu şey yapamadım vallahi, çekemedim. Şimdi şu çorbanın son halini bir oluşturalım bakalım. Ayşe hazır arkadaşlar. Ayşe dışarı çıktı. Ayşe. Ayşe. Asansörde nasıl atleteceksin onu? Merve'de nasıl inecek? İşte kucakta indirecektin, aşağıda koyacaktın mekanizmaya. Hadi gel. Kapıya takılır asansörde. Hayvan korkar ona binmeye. Gel, gel. Ayşe gel. Nasıl gidiyor? Ayşe'nin hızına yetişemiyoruz arkadaşlar. Gel. Dışarı çıkmak yok. Ne kadar mutlu olur. Ağlayacağım şimdi. İnşallah yürüteçsiz yürüyebilecek hale gelsin. Bakayım nasıl gidiyor. Şu mutluluğa bakar mısınız arkadaşlarım? Şu mutluluğa bakar mısınız? He? Kızım? Ayşe. Ah Ayşe. Ah Allah vicdan versin. Sana çarptıkları zaman seni hastaneye götürselerdi böyle olmayacaktın. Ah çocuğum. Hadi gezelim çıkmışken, hadi. Gezelim hadi. Gel. Okulda da bahçeye çıkınca hep oturuyordu. Ya. Kız çok yemek kız. Ama artık Atakan sahil bizi bekler. Kız nereye gidiyorsun? Ne karışıyorsun? Otların içine girmek istiyor. Gel kızım. Hadi gel koş. Saçın başın kirlendi Ayşe hemen. Haydi gel Ayşe. Gel anne. Oğlum mu? Gel annem dedim. Ha, gel. Ayşe. Şöyle ekmek poşetimi de soframıza alıyorum arkadaşlarım. Ay şu kapıda bir güzel gezdirip dolaştırdıktan sonra evimize geldim hemen. Şöyle soframı bir göstereyim. Mercimek çorbam, yoğurt çıkardım. Sarımsak eklemedim, istemediler. Sarımsak koyma dediler. Şöyle kaşık salata yaptım arkadaşlar. Üzerine sumak gezdirdim. Küçük küçük böyle soğanlı, domatesi, salatalığı, biberi doğradım. Bir güzel harmanlarız. Burada da biber dolmamız var. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Bugün bir yorgunluk çöktü benim üstüme. Niyeyse akşam olunca bir böyle bir yorgun hissettim kendimi. Hemen ev ahalimi çağırayım ve karnımızı afiyetle doyuralım. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Çay suyumu da koydum valla. Çayımızı da demlerim. Bugün işim erken bitti gibi oldu arkadaşlarım. Bakın tam böyle hava kararmadı. Çay faslına erken geçiyorum gibi yani. Ay arkadaşlarım, yemeğimizi yedik. Saat 12'yi 10 geçiyor. 12 çeyrek geçmek üzere. Daha Yeniz bacınız mutfağını toplamadı. Çünkü neler oldu neler hemen anlatacağım size. Yemeğimizi yedikten sonra arkadaşlarım çayımı demlemiştim. Zaten Ali Bey'in çayını hemen verdim. Yorgunum ben, yatacağım dedi. Gerçekten yorgun, seçim yorgunu. Sabahleyin yataktan o kadar zor kalktı ki arkadaşlar yani. O an emekli ol Ali diyesim geldi yani, düşün, çok zorlandı. Artık beden götürmüyor, kafası da götürmüyor da işte mecburiyetten Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Her neyse işte hemen onun çayını verdim. Kendime de bir bardak çay aldım. Şuraya balkona geçtim.
çayımı içiyordum arkadaşlar. Bir kütürtü koptu. Ne oluyor dedim, camı açtım baktım üst kattaki komşumuzun kedisi düşmüş. Ve dışarıda da görenler kimler? Gevezeye sahip çıkan bir aile var arkadaşlar. Daha öncesinde de bahsetmiştim. Kışın evlerine alıyorlarmış diye. Ondan sonra onlar varmış. Onlarla bayağı bir sohbet ettik. Niye gidiyorsunuz? Gitmeseydiniz. Geveze sizi bulamasa bize geliyor. Hani çok alıştı buraya, size çok alıştı falan diye. Dedim hani gitmekten başka seçeneğimiz yok. Hani siz sahip çıkın. Size emanet ediyorum ben de dedim hani. Siz verin mamasını, ilgilenin. Evimize gelecek olan insanlar da dedim hani kedi seviyorlar. İnşallah onlar da sahip çıkacaklar dedim. Ondan sonra öyle konuştuk ettik falan. Üst kat komşumla da konuştuk camda. Kedilerinde hiçbir şey yok. Cansucuğum da dedi ki Asiye teyze bir sorun olursa hani haber verin bakarım ben falan dedi işte. Ondan sonra onu işte camı falan kapattık. Çünkü ben böyle bakarken boynum tutuluyor gibi oluyor. Çok bakamıyorum yukarıya. Sonra konuşuruz falan dedi Asiye'cim de işte öyle. Kapattık konuyu. Sonra ben videomuzu düzenlemeye devam ettim. Hani böyle şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoyu çektikçe gün içinde düzenleyip hızlıca akşamleyin hani beni oyalamasın diyerekten daha hızlı düzenlemek kolay olur diye. Çektikçe düzenlemeye çalışıyorum. Dedim hadi videomu düzenlemeye devam edeyim. Bir mesaj sesi geldi. Baktım Cevriye ablam yazmış çayın var mı diye. Var hemen gel hadi dedim. Ondan sonra Cevriye ablam geldi. Onunla beraber işte oturduk. Sohbet ederken Asiye'cim aradı. Kedinin gözünde bir kızarıklık var. İşte Cansu bakar mı Yeliz'cim diye. Gel Asiye'cim dedim. Ondan sonra işte Asiye de geldi. Balkonun kapılarını kapattık. Kedisini de bıraktık. Balkonun içinde dolandık kedileri. Çok şükür bir sıkıntı yok daha kedide. İkinci kattan düştüğü için arkadaşlar. Bir şey olmadı. Yani Allah korusun esirgesin. Olacak olur gene de. Gerçi ters düşse falan. Ondan sonra sohbetti, muhabbetti, çiçekti falan derken arkadaşlarım saat 12 oldu. Bir de şeyi söyleyeceğim. Ayşe'nin yürütecini söyleyeceğim arkadaşlar. Ayşe'nin yürütecini kaç gün oldu sen sipariş vereli Cansu? 10 gün falan oldu. 10 gün önce falan Cansucuğum bir gecede mi toplandı parası? Cansucuğum arkadaşlarına, bölüm arkadaşlarına, işte yakın çevresindeki arkadaşlarına yürüteç yaptırmak istiyorum fiyatı da şu kadar falan diye bahsedince bir gecede yürüteçin parası toplandı arkadaşlar. Hatta 150 lira fazla mı toplandı? Hatta 150 lira fazla toplandı. Onu da böyle ihtiyaç sahipleri varmış. Hani evinde hayvan besleyen ya da hayvan bakan, felçli hayvan bakan insanlara yardım olarak bedava yapmaya hani hayırseverlerin yardımlarıyla yürüteçlerini yapan bir kişi var. İsmi neydi Cansucuğum? Ali? Sayfadan ismi neydi? Mucizeler Atölyesi. Instagram'da Mucizeler Atölyesi diye bir sayfa arkadaşlar. Onunla iletişime geçmişti Cansucuğum. Çok şükür Allah'a. Hani böyle teklif edenler olmuştu ama ben hiçbir zaman sizden böyle bir şey talep edemezdim. Etseydim eminim ki gönül rahatlığıyla böyle içinizden coşa coşa gönderirdiniz. Bir an önce yaptırılırdı ama ben hiç kimseden talep edemezdim arkadaşlar. Hatta benim Cansu'ya destekte katkıda bulunmama bile gerek kalmadı. Bir gecede yürüteç parası toplandı. Allah razı olsun hepsinden. Allah herkesin verdiğinin çok çok daha fazlasını geriye onlara nasip etsin, versin. Öyle arkadaşlarım 4 dakikadır, 4,5 dakikadır konuşuyorum ama bunları da anlatmam gerekiyordu. Ve size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Benim hayatım mı çok çok hızlı, dolu dolu geçiyor? Normal bir hayatım mı var, anormal bir hayatım mı var? Bunu da size sormak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bir sonraki videoda yine sağlıklı, sıhhatli, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Poğaçanın tarifini de yemek kanalıma düzenleyip ekleyeceğim. Lütfen Yeliz'in tarifleri yemek kanalıma da gelmeyi ve oradaki videolarımı, özellikle oradaki videolarımı arkadaşlarınızla, WhatsApp grubunuz varsa, İşte Instagram'ınız, nereniz varsa, hangi sosyal medyanız varsa orada paylaşırsanız bana çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.